Bismillahirrahmanirrahim. 5 Nisan 2020. Talha Zaim, Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi. Evet, bugün yine size Silsiletül Lisan Dil serisinin bir bölümünü açıklamaya devam edeceğiz. Evet, öncelikle şu videoya bakalım. Her Hedelme 1,23 saniyede Mesnubu yeni bir kullanıcının Mehuzemben. Rex. Evet, neam. Evet, kema tülahizun, gördüğünüz gibi konumuz da tam da bu suyla alakalı arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz konu Zemzem suyunun bulunması ile ilgili. Konumuz kahramanları İbrahim Aleyhisselam, eşi Hacer ve oğlu İsmail. Bakalım metnimiz ne diyor? Terake İbrahim Aleyhisselam zevcetehu Hacer وابنه إسماعيل في منطقة مكة في وسط الصحراء حيث لا ماء ولا حياة. Evet. Tereke, bıraktı, terk etti İbrahim Aleyhisselam. Zevcetehu Hacer. Yani eşini bıraktı. Burada meful durumunda kimi? Meful mansup bil fetha. Buradan bıraktığı kişinin eşi Hacer olduğunu anlıyoruz. Ve burada atıf gelmiş aynı bağlamda. Ve kimi bırakıyor? Seyit İsmail. Yani oğlu İsmail ve eşi Hacer'i bıraktı. Nerede? Fi mıntıkati Mekke. Yani Mekke bölgesinde. Vasat-ı Sahra. Evet, çölün ortasında. Demin izlediğiniz gibi eşi ve oğlunu çölün ortasında bırakıyor. Haythu, şöyle ki, la ma'e ve la hayat. Evet, la ve la arkadaşlar, bunu çevirirken ne de şeklini çeviriyoruz. Ne su ne de hayat var. Yani öyle bir yerde bırakıyor ki ne suyun ne de hayatın olmadığı bir çölün ortasında İbrahim Aleyhisselam eşi Hacer ve oğlu İsmail'i terk ediyor, bırakıyor. Şa'arat Hacer ve ibnuha's sagir bil ataşi şedid. Şa'ara ahasse bi arkadaşlar. Kim? Hacer ve ibnuha. Evet, irabı aynı olduğu için matufla matuf aleyh arası. Her ikisi hisseden kişi oluyor. Hacer ve küçük oğlu şedid, şiddetli, aşırı bir ataş, susuzluk hissediyor. Sanki ataş bizim ateş kelimesine benziyor. Çok ateşte, sıcakta insan susar. Oradan hatırlayabilirsiniz. Evet, Hacer ve oğlu, küçük oğlu aşırı bir susuzluk hissetti. Fabede İsmail yebki. İsmail ağlamaya başladı. Ve yadribul arda bi ricleyhi ta'biran an hacetihi lil ma. Evet. Ve yadribul arda, daraba, vurmak, vurur yere. Neyle? Bi ricleyhi. Evet arkadaşlar, burada iki ayağıyla vurur. Bi ricleyhi. Buna nasıl geldik? Şöyle bakalım arkadaşlar. Riclün nedir? Hatta bunu siyah yapsam daha rahat anlaşılacak. Evet, riclün arkadaşlar, racül değil, riclün nedir? Ayak, iki ayak diyor. Riclani, iki ayak oluyor arkadaşlar. Riclani, onun iki ayağı dediği zaman muzaf durumunda nedir? Muzaf durumuna gelirse ikillerin ve cemi müzekker salemin nunu düşer. Burada ne olur? Ricilâhu olur. Onun iki ayağı. Tabi burada burada bir harfi ceri olduğu için buradaki elif de ne olacak arkadaşlar? Y'ye dönecek. Dolayısıyla elif de Y'ye dönerse o zaman karşımıza ne çıkıyor arkadaşlar? Ricilâhi. İki ayağı. Evet, bu şekilde buna ulaşıyoruz. Yere, toprağa İki ayağıyla vuruyor. Ta'biran an hacetihi lil ma. Ta'biran, evet. Mastar kelime
Sebep bildiriyor. Bunu ileride göreceğiz. Mef'ulün li ecli. Mansup durumda gelir arkadaşlar. Fiilin sebebini burada anlatıyor. Fiilden farklı bir yapıdaki mastar geliyor. Dolayısıyla böyle çevireceğiz. İfade etmek için tabir anla kullanılır. Neyi? Hacetihi ihtiyacını lilme suya olan ihtiyacını ifade etmek için iki ayağıyla yere vurur. İsmail ağlamaya başlar ve suya olan ihtiyacını ifade etmek için iki ayağıyla yere vurur. Ne iken oluyor bu olay? Beyneme iken. Evet, şu olaylar olurken bu İsmail vuruyor diyeceğiz. Beyneme zehebet ümmühü. Evet, annesi giderken ne için? Koşmaya ve tebhasu aramaya anilme suyu huna ve hunek orada burada yani annesi orada burada suyu arıyor arayıp koşarken nokta nokta durumlar oluyor. Tabi devam ediyor annesinin yaptığı durum ve ted'ullâhe Allah'a dua ederken ne için? En yusa'idehüme ikisine yardım etmesi için. Yani toplayacak olursam annesi koşmaya ve orada burada su aramaya gidip ikisini kendilerine Allah'ın yardım etmesi için dua ederken İsmail aleyhisselam ağlamaya ve iki ayağıyla suya olan ihtiyacını ifade etmek için yere vurmaya başladı diye çevirebiliriz arkadaşlar. Devam edecek olursak. Neredeyiz? Şurada. Ve indemâ nazarat ile ibniha min ba'id şâhedet tuyuran tuhalliku fevkahu. Evet. Dığı zaman nazarat ile ibniha çocuğuna baktığı zaman min ba'id uzaktan baktığı zaman ne gördü? Kuşlar gördü. Nekra bir kelime. Burası sıfatı olacak. Hallaka uçmak. Üstünde uçan kuşlar gördü. Evet, yani uzaktan çocuğuna baktığı zaman onun üzerinde uçan kuşlar gördü. Fe hemen ardından yani bunu görür görmez ne oldu? Hafet korktu. Varakadat ileyh yani çocuğuna koştu. Fevecetetil ma'e yetedeffeku min beyni kademeyh. Evet, neyle karşılaştı? Elme suyla. Yetedeffeku fışkıran fışkırırken tabi burada şöyle bir durum var elma marife kelimeden sonra fiil gelirse hal olur nasıl yani suyu nasıl buldu fışkırırken buldu min beyni kademeyh evet aynı ricleyhi gibi ayakları arasından suları fışkırırken buldu. Hemen ardından diye çevirebiliriz arkadaşlar. فَأَسْرَعَتْ تَجْمَعُ التُّرَابَ لِتُشَكِّلَ مِنْهُ حَوْضًا يُحِيطُ بِالْمَاءِ وَهِيَ تَقُولُ زُمْ زُمْ. Evet. فَأَسْرَعَتْ acele etti. Telaş etti. تَجْمَعُ cema yecmeu toplamaya. اَتْتُرَابَ toprağı. لِتُشَكِّلَ teşkil oluşturmak için. مِنْهُ ondan. Havdan bir havuz yuhitu bilme yani suyu kuşatan suyu tutan bir havuz yapmak için toprağı hızlıca toplamaya başladı diyebiliriz. Yani sonuçta su akıyor. Belki akışı devam etmeyeceğini düşünerek hemen orada suyu bir noktada biriktirmek istiyor.
Ve hiye tekul, sonra ne diyor? Züm züm züm. Ta'ni ne manasına geliyormuş bizelike? Cem'ülme, su toplama. Suyu toplama anlamına geliyormuş. Züm züm, topla topla. Belki de çocuğuna o an sen de yardım et. Yani bu toprağı bir araya getir anlamında züm züm diyor. İzâlike sümmiye hâzel mâ zemzem. Evet, bu yüzden bu suya zemzem suyu adı veriliyor. Sümmiye semme isimlendirdi. Sümmiye isimlendirildi. Zemzem suyuyla isimlendirildi. Fesakat tıflehe, çocuğunu içirdi. Ve şeribet, o da içti. Ve yu'tabaru hâzel mâ mübâreken indel müslimîn. Evet, bu su Müslümanlarca mübarek sayılmaktadır. Ya'teberu saymaktadır. Sayılmaktadır. İ'tebara, ya'tebiru, yu'teberu. Ve zâlike lisıletihi bin nebi İsmail aleyhisselam. Evet, bu da lisıleti, sıle, vasaladan geliyor. Alakasından dolayı bin nebi İsmail aleyhisselam, İsmail aleyhisselamla alakasından dolayıdır. Ve mundu zâlikel vakti yetedeffeku neb'u zemzem bi kuvvetin dûne tevakkuf. Evet, mundu zâlikel vakt, o vakitten beri yetedeffeku fışkırmaktadır. Neb'u zemzem kaynağı bi kuvvetin, kuvvetlice, dûne tevakkuf, durmadan, durmaksızın, o vakitten beri zemzem kaynağı fışkırmaktadır. Evet, قال المهندس الكيميائي معين الدين أحمد عندما رأى البئر ليس من السهل أن نصدق أن بركة مياه صغيرة لا يتجاوز طولها 18 قدما وعرضها 14 قدما توفر ملايين اللترات من المياه كل سنة منذ عهد إبراهيم عليه السلام وتروي ملايين الناس ماء نقيا. Evet, uzun bir cümle. Bu cümleyi bağlamak için arkadaşlar özellikle indeme önemli. Onun dışında ne dedi? Kale dedi, nokta nokta dediği şey önemli. Onun dışında burada atıf harfleri önemli. Onun dışında şurada yine atıf var. Yani bunlara dikkat ederek bu cümlenin tamamını çevirebileceğimize inanıyorum. Önce parça parça çevirelim. Kalel mühendis. Ne mühendisi? Kimya mühendisi. Adı ne? Muinuddin Ahmet. Yani Muinuddin Ahmet adındaki kimya mühendisi dedi. İndemadığı zaman, ra'a gördüğü zaman, el-bi'ra, kuyuyu gördüğü zaman. Evet, Muinuddin Ahmet isminde kimya mühendisi kuyuyu gördüğü zaman, leyse minessehli, kolay değildir. En nusaddika, saddaka yusak tasdik, onaylamamız neyi? Tabi burada enne de var çeviride. Tasdik etmemiz, kabul etmemiz kolay değildir. Neyi? Enne bir kete miyahin sagira. Bir ket birikinti, yani küçük su birikintisinin sagira. Tabi nekra bir ifade. Burayı sıfat olarak vereceğiz. La yetecavezu, aşmayan. Tuluha 18 kademen. Yani uzunluğu 18 kadem. Eskiden ayak, kol gibi ölçüler kullanılıyordu. Bir ayak 60-70 santime tekabül etse arkadaşlar, 18 metre, yani 10 metre kadar bir şey olur. Yani uzunluğu 10 metreyi geçmeyen küçük bir su birikintisinin ve arduha genişliğinin 14 kademen, yani genişliği de 14 adım. Bu da 7-8 metreye tekabül ediyor. Yani uzunluğu 18 adım ve genişliği 14 adımı geçmeyen küçük bir su birikintisinin
İşte burada enne'nin haberini bulmamız lazım. Haberini bulmadığımız için tamamlayamadık. İşte haber burada geliyor. Tuvefiru. Veffera yuvefiru temin etmek, sağlamak, sağladığını. Yani bir su birikintisinin sağladığına inanmamız kolay değildir. Ne sağladığına? Melayin literat minel miyah. Yani milyonlarca litre su. Külle sene, her sene. Yani her sene milyonlarca litre su sağlamasına inanmamız kolay değildir. Münzu ahdi İbrahim aleyhisselam, yani İbrahim aleyhisselamdan beri. Ve tervi, evet, bu da bunun devamı arkadaşlar. Vav gelmiş. Yani nokta nokta litre su sağlamasını ve tervi içirmesini, melayinen nas ma'en nakiyen, yani milyonlarca insana temiz su içirmesine inanmamız mümkün değildir. Bunu toplayacak olursam kimya mühendisi Muhyiddin Ahmet kuyuyu gördüğü zaman uzunluğu 18, genişliği 14 adımı geçmeyen küçük bir su birikintisinin İbrahim Aleyhisselam'dan beri her sene milyonlarca litre su sağlaması ve milyonlarca insana temiz su içirmesine inanmamız kolay olmadığını söyledi diye çevirebiliriz arkadaşlar. Evet, atıfları, isim mevsulleri, sıfatları, enneleri iyi yorumladığımız zaman çeviriyi düzgün bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet, diğer sayfaya bakacak olursak az bir şey kalmış. Vakat ücriyet ebhâthun ilmiyetun kesîretun alâ mâ-i zemzem fil adîdi minel mekâbiril arabiyyeti vel urubbiyye. İcra etmek. Ücriye meçhul, yani edilgen, yapan kişi belli değil. Ücret icra edildi, yapıldı, gerçekleştirildi. Ebhâthun, bahthun, buhûthun, ebhâs, araştırmalar, ilmiyen, ilmi araştırmalar gerçekleştirildi. Kethiyaratun, birçok, alâ mâ-i zemzem suyu üzerine. Fil adîdi minel mehâbiril arabiyyeti vel urubbiyye. Yani birçok mehâbir, mehber, laboratuvar. Nasıl laboratuvar? Arap ve Avrupa laboratuvarlarının birçoğunda zemzem suyu üzerine birçok ilmi araştırmalar gerçekleştirildi. Ve câetin netâicu bi enne mâ'e zemzem salihun lişşurb. Evet, neticeler nasıl geldi? Bi enne mâ'e zemzem suyunun salihli, uygun, yani içmeye uygun olduğu. Devam ediyor, atıf var. Yani neticeler. Enne dereceten nikaiha, yani saflık, temizlik derecesinin a'la min dereceti nikai miyahi birihil Fransiye. Yani saflık derecesi de Fransa'nın meşhur su markası Perrier olacaktı. Perrier, şöyle bir açıklama söyleyebilirim. Bir maden suyu 50 ülkede satılıp ihracatı en çok yapılan Fransız içeceklerinden biriymiş arkadaşlar. Yani onun temizlik derecesi Fransa'nın Perrier suyunun temizlik derecesinden daha yüksek olduğu neticelerde. Evet, elleti sıfat kânet tu'teberu enkâ miyâhin fil âlem. Evet, bu Fransız Perrier suyu dünyanın en ka nakî, en temiz, yani dünyanın en temiz sayılan Fransız markalı Perrier suyundan daha temiz ve içmeye elverişli olduğuydu. Yani gelen sonuçlar Zemzem suyun içmeye uygun ve dünyanın en temiz markası sayılan
Fransız Perrier suyundan daha temiz olduğu yönündeydi diye çevirebiliriz. Ve yahtevi ma'u zemzem ala maddetil flor elleti taktulul cerasim. Evet, içermekte. Evet, ma'u zemzem suyu maddetil flor maddesini elleti taktulul cerasim cürsüm cerasim mikropları öldüren flor maddesi içermektedir. Zemzem suyu mikropları öldüren flor maddesi içermektedir. Ve ala nisbetin min emlahil kalsiyum ve magnezyum elleti tun'işu külle men yeşrabuha. Evet. Ve ala de, tabi atıfla devam ediyormuş bu. Zemzem suyu artı bir oran içeriyor. Kalsiyum tuzları ile ilgili ve magnezyum. Bunların ne özelliği vardır? Tün işu en aşe. Aşe en aşe canlandıran. Külle men yeşrebuha içen herkesi canlandıran magnezyum ve kalsiyum tuzlarından bir miktar ve mikropları öldüren flor maddesi içermektedir. Yani topluca kursam zemzem suyu mikropları öldüren flor maddesi ve içen herkesi rahatlatacak, ferahlatacak bir miktar belli bir oranda magnezyum ve kalsiyum tuzları içermektedir diyoruz arkadaşlar. Evet, metnimiz böyle. Ben buradaki önemli kelimeleri not alabilirim. Tara ki İbrahim aleyhisselam zevcetehu Hacer ve ibnehu İsmail fi mıntıkati Mekke fi vasatı sahra haythu la ma'e ve la hayat. Evet, burada la ve la güzel bir yapıydı arkadaşlar. La ve la'yı not almak isterim. Evet. La la ve la. Evet, buna ne diyoruz? Ne de arkadaşlar diyoruz. Evet, onun dışında Şaat Hacer ve İbnü bil ataşı şedid. Ataş, susuzluk demiştik buna. Evet, ataş, susuzluk diyoruz arkadaşlar. Febede İsmail yebki ve adribul arda bir ricleyhi ta'biran an hacetihi lil ma beynema zehebet ummuhu tecri ve tebhasu anil ma huna ve hunake ve ted'u Allah en yusaidehuma ve indema nazarat ila ibniha min ba'id şahedet tuyuran tuhalliku hallaka. Evet arkadaşlar, hallaka uçmak olarak yazabiliriz. Hallaka uçmak. Uçmak kelimemiz. Fekafet ve rakadat ileyt fe vecetedil ma'a yetedeffeku tedeffeka. Evet, bu da yeni bir kelime olarak karşımızda duruyor. Tedeffeka. Evet, ne diyeceğiz buna? Fışkırmak diye biliriz. Daha önce dediğimiz gibi. Evet. Fışkırmak. Evet. Sonra min beyni kademeyi fe esra'at tecma'u turab li tüşekkile minhu havdan yuhitu bil ma ve hiye tekul züm züm züm. Ta'ni bi zalika cem'al ma li zalika summiya hadha al ma ma zamzam fa saqat tiflaha wa sharibat wa yu'tabaru hadha al ma mubarakan
indel müslimin ve zâlike li sılatihi sile. Sile arkadaşlar bağ demek. Sıletün bağ. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur demişler. Bağ. Sıla-i rahim yani yakın kimseler, akrabaları ziyaret etmek. Ve mundu zalikel vakti yetedaffaku neb'u zemzem bi kuvvetin dune tevakkuf. Kale'l mühendisül kimyai mu'inittin Ahmet indema ra'el bi'ra. Leyse mines sehli en nusaddika enne birkete miyahin sagira. La yetecavezu tuluha 18 kademen ve arduha 14 kademen. Tuveffir menayin litrat minel miyahi külle sene. Mundu ahdi İbrahim aleyhisselam ve tervi melayinen nas ma'en nakiyen. Evet, burada şunları yazabiliriz. Birketün birikinti. Evet, bir de kuyu kelimesi geçiyor. Birketün bereket gibi. Bir urun. Bi'run kuyu. Diyebiliriz arkadaşlar. Burada yazabileceğimiz kelimeler bunlar. Vakat ücriyet ebhâtun ilmiyetun kethîra alâ mâ zemzem fil adîdi minel mekâbiril arabiyye vel urubbiyye. Evet. Mahbar. Mahbar. Nedir arkadaşlar? Mahbar. Mahabir laboratuvar diyoruz buna, laboratuvar diyoruz. Ve caetin netaic bi enne ma özeme salihli. Salihli güzel bir kalıptır arkadaşlar. Salihli uygun diyoruz buna. Uygun. وَأَنَّ دَرَجَةَ نَقَائِهَا. Evet, neka, enka. Evet, bunlar saflık, temizlik, berraklık anlamında kullanabiliriz. نَقِيُّن. Bununla ilgili ne kelimeler geçti? Nakiyyun geçti. Neka geçti. Bir de enka geçti. Değil mi arkadaşlar? Buna göre yazalım. Bu sıralamaya göre yazalım. En temiz. En temiz. Neka temizlik. Nakiyyun ise temiz olarak yorumlayabiliriz. Şunu da yanlış yazdık. Enka olarak düzeltirim. E'le min derece neka miyahil beri Fransi eleti kent u'tabır enka miyahin fil alem ve yahtev ma özemzem ala maddedi flor elleti takdülül cerathim. Evet, cerathim nedir? Cürthüm. Çoğulu cerathim şeklinde oluyor. Mikrop diyoruz buna. Ve ala nisbetin min emlahil kazmenin eleti tenişu, enaşe. Bu da enaşe olarak evet, enaşe
Evet, canlandırmak olarak yazabiliriz. Aşeden letun'işu külle men yeşrebuha. Evet. Metnimiz böyle arkadaşlar. Bununla ilgili boşluk doldurma var. Bunu rahatça yapabileceğinize inanıyorum. Kendiniz yaparsınız. Ondan sonra buraya bakarsınız. Son olarak da arkadaşlar bununla ilgili dinleyebileceğimiz bir videomuz var. Bakalım bir de onu dinleyelim. أكثر تفصل بين الكعبة وبئر زمزم فوهنا مترا 21 مترا لا أكثر تفصل بين الكعبة وبئر زمزم فوهة البئر تقع أسفل المطاف حذو الحجر الأسود لها نبعان يضخان صفو ماء أحدهما يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والآخر من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا هذه البئر الشريفة نظيفة دوما لا تنمو فيها الطحالب ولا تلجها الهوام أو الفطريات أو ملوثات الماء المعتادة زمزم لا تكف عن ضخ المياه العذبة بأمر ربها بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لترا في الثانية وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لترا ونصف اللتر في الثانية المعجز أن هذه البئر الهائل ماؤها تستقر في محيط الكعبة المشرفة بعمق 31 مترا فقط رحلة الماء المبارك تبدأ وقت يضخ الماء من البئر مباشرة بواسطة مضختين هائلتين تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة يوميا ترسل من فورها إلى مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم في منطقة كدي عبر دفع آلي من أنابيب مخصوصة بغية المحافظة على خصائص ماء زمزم الرقراق الماء يشق طريقه إلى أفئدة مريديه أما المسجد النبوي فيسافر إليه الماء المبارك يوميا وينتقل الماء المدرار إلى جوار المختار عبر صهاريج مجهزة بمواصفات قياسية يتم تأمين أغطيتها ومحابسها بأقفال بحيث لا تفتح إلا عن طريق الموظف المختص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصونه من أي مؤثرات يبلغ معدله 150 ألف لتر في الأيام العادية وفي المواسم يصل إلى 400 ألف لتر تتابع عمليات السحب والضخ ومراقبة شبكات الأنابيب والخزانات بواسطة الألياف البصرية عن طريق برنامج متطور يعرف بنظام إسكادا ويقدم الماء المبارك في حافظات معقمة ومبردة يبلغ عددها 40 ألف حافظة في الحرمين الشريفين وموزعة بعناية فائقة في أوردة الحرمين وأروقته تجهز الحافظات في نقاط التعبئة المنتشرة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي ثم تنقل بمنتهى الدقة عبر السيارات الكهربائية إلى أماكنها ويراعى تقديم الماء مبرداً وغير مبرد تلبية لرغبات الزوار والمصلين كما أن الحافظات مزودة بأكواب بلاستيكية للشرب يصل عدد المستهلك منها أكثر من 2 مليون كوب يومياً وتستعمل لمرة واحدة حرصاً على الصحة العامة للزوار والحجاج وتمتاز الحافظات بوجود أقفال خاصة من أعلاها تحمي ماء زمزم من العبث والتلوث بالميكروبات والأتربة وتغسل الحافظات وتعقم على مراحل
بصورة احترافية ودورية في المحطات الخارجية. وتنتشر في باحات وزوايا الحرمين مشربيات ونوافير ثابتة للشرب تغطي جميع الأدوار والساحات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، كما توضع في المواسم خزانات لشرب المياه المبردة. وقد خصص موقع سبيل زمزم الكائن بالجهة الشرقية من ساحة المسجد الحرام لتعبئة الجوالين تخفيفاً على المصلين والزوار. واستحدثت حاويات وقرب ماء زمزم المتجولة لخدمة المناطق المزدحمة كصحن المطاف، كما تقدم رئاسة الحرمين تسهيلاً على المشتاقين للماء المبارك عبوات منقاة صغيرة توزع في المسجد الحرام عند المطاف وفي الصف الأول وفي مصلى الجنائز. ويقدر الاستهلاك اليومي لماء زمزم في المسجد الحرام بسبعمائة ألف لتر، وفي المواسم بمليوني لتر يومياً. وحرصاً على سلامة ماء زمزم وخلوه من الملوثات والمكدرات البكتيرية، تؤخذ عينات عشوائية من الحافظات والمشربيات والخزانات على مدار الساعة للتأكد من سلامته في المختبر المخصص لهذا الشأن، ويصل عدد العينات إلى 100 عينة يومياً. Evet arkadaşlar, zemzem suyu ile ilgili dersimiz burada tamamlanıyor. Kapanışı ekranımızdaki güzel bir sözle yapalım. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevk-i safası, 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed.